Tabii ki Sultanımız Seda Sayan hanımefendinin yanına geçiyorum. Çünkü kendisinin gelişini uzun yıllardır bekliyorduk evet. Hakikaten. Neler ama neler yaptım. İlk gecene ilk programına katılacaktım. Tarihlerimiz uymadı. Evet uymadı. Musun? Halbuki istiyordun. Evet gerçekten istiyordum. İstedim. Senden nasıl korktuğumu biliyorsun. Yok, arkadaşlarım yani özellikle sosyal hakikaten öyle. Sosyal medya arkasına hep senin videolarını kasten koyuyorlar ki bu nasıl acaba bükülecek, bir şey söyleyemeyecek, çözemeyecek bu durumları. Benim için diye. Mi? Evet. Ben her şeyin altından kalkarım evet. Ya. Evet ama bazen bana bazen bana kızıp bir laflar ediyorsun sonra ben altından kalkamıyorum. Ay sen kızıyorsun sen var ya sen. Senden çektiğimi kimseden çekmedim evet. Ya. Bir çorap belası sardım. Çorap belası evet. Neler geldi bir programımızda senin? Hangi tarihteydi evet. O? 13.7.2009 Nilperi Şahinkaya'nın konuk olduğu programda Seda'nın çoraplar konusundaki derin araştırmacı felsefik yorumlarını izlediğimizde bayağı bir kafa bulmuştuk. Sonra da ben evet. Dedim herhalde biraz fazla ileri gittim. Kim bilir bana şimdi neler yapacak. Yok, Allah'tan şey yapmadı. Şimdi bu gece çok farklı mesleklerden çok güzel hanımlarla beraberiz. Hepsiyle konuşacağız ama arzu ederseniz hemen şu çorap meselesini ele alalım. Bak Seda... çorapsız geldim senin yüzünden. Ben de çoraplı geldim rengarenk. Ayakkabıya bak ama bak güzel. Biliyor musun büyük bir olay oluyor şu anda. Kim bilir neden? İnsanlar YouTube'da izleyenler bu kareyi donduracaklar. Doğru. Ayak seven çok insan var. Evet. Ben ayakkabımı ve çorapsız geldiğimi gösterdim. Evet. Peki ne oldu o çoraplar? O çoraplar ne oldu? Pantolon giydiğim zaman giymiyorum. Çorap giymeyi seviyorum. Filtre ya çorap. Güzel evet. Bir şey. Sen anneanne çorabı giyiyorsun dedim bana ama. Hayır ama o çok kalın değil. Sütlü kahve gibi bir çoraptı. Ne sütlü kahvesi sen? Peki Allah. o zaman o görüntüler. Millet iki tane üst üste giyiyor Jennifer Lopez'ler falan. Evet, evet onlar hakikaten evet, öyle. Hakikaten öyle giyiyor. Onlar. O Jennifer Lopez'ler, lehanlalar, mihanlalar yaşlarına bakma sen. İki tane üst üste üç tane giyen var ya. Varis çorabı mı giyiyorlar acaba? Varis çorabı da var doğru söylüyorsun. Var değil mi? Tabii. Var varis çorabı. Bir markanın varis çorabı var onu giyiyorsunuz. Onu çok güzel gösteriyor işte. Bacakları. Jennifer Lopez'de, Rihanna'da evet. Hepsi giyiyor. Evet. Üzerine de file giyiyorlar. Peki görelim lütfen o ama orijinalini görüyoruz. Evet. Şu anda giydiğim o çorap zaten çok ipek eldivenle giyebileceğiniz bir ama çorap. Işıktan öyle. Dur. Bak ojelerime bak dur, oğlum. Dur. Ojelerime bak hemen ojelere bak. O çorap kalın olsa ojemi göremezsin. Bak iyi bak. Günahımı aldım. Peki. Doğru. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu hangi çorap eldivenle giyiliyor? Çok ince var. 8'den. 8'den mi? 5'den bile var. Bak evet, biliyorlar. Evet. 5'den. Onu var ya tırnağın yanında minicik et çıksa kaçırırsın. Bakın evet. Al. Doğru. 9 tane kadın var burada. 9 tane kadın var. Yaşar bizle. Ya nasıl ittifak kurdunuz ya bana karşı ya? Gerçekten öyle. Peki ayrıca teşekkür ediyorum bana cevap hakkı verdin. Evet çok teşekkür ederiz. Çorap evet. Konusunda. Peki burada bir böyle o kadınlar seni pohpohluyor mohpohluyor o kızlar. Çok tatlı yok. Kızlar onlar pohpohlayınca sen kendinden geçip böyle saydırıyorsun gibi geliyor yok, da bana evet. Onun için. Öyle değil mi? Peki yok görelim ya. Görelim ben peki. Ben anlatıyorum kırılıyor. Çorabı. Bak dur sen dur. Giyersin giymez. Dur bak. Burada. Burada müthiş bir şeyle böyle arogansla müthiş bir arogansla diyorsun. Ben çorap kadınıyım. Ha sen giyersin, giymezsin. Tabii. Peki devam. Baldırı çıplak gezi beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustos'ta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden helal olsun diyenleri de duydum. Dur. Şimdi bak bu yani biz bunu canlandırdık stüdyoda. Sen Ağustos'ta çorap giymiş olarak uçuşuyorsun ve o sırada bütün hanımefendiler helal olsun. Ama ne oldu biliyor musun? Benden dolayı çok çorap mı var? Hadi ya deyip o çorabı alanlar oldu. Ay hiç belli değil. Çorap var değil var mi şu an? Var. Bak. Bir bak kızın çorabına, Esra'nın çorabına. Peki bu çorap markaları falan var. Hiç bunlar yok. Hiç yani demiyorlar mı bu Seda Sayan burada Türkiye'de çorap hakkında konuşan tek kadın demiyorlar. Seninle ben konuştuk. Arda Turan'ın karısı oynadı reklamda. Bak. Evet. Peki devam. Bir başka bir şeydir. Mesela kraliyet ailesinde hep çorap kuraldır. Çorapsız gezmez onlar. Çorap Fransa'dan
biliyorsunuz şeyini vermeyeyim. Doğuşu oradandır. Dur bak bir dakika. Şimdi diyorsun ki yani çorap değil mi, tarihine giriyorsun. Çorap Fransa'dan doğuyor ama şeyini vermek istemiyorsun. Yani 16. Louis'nin mesela ismini mi vermek istemiyorsun? Biraz oraya girersen jartiyere girmem lazım. Tamam anladım. Tabii. Anladım. O normal bir temkinli olma, bir televizyonculuğun, bunca yıllık televizyonculuğun otosansür şeyi. Evet jartiyer. Tabii orada şimdi Louis'lere Mui'lere girince aynen. Onlar da jartiyer seviyorlar. Aynen. Affedersiniz. Evet. Evet. Devam. Adını vermeyeyim. Çorap seviyorum. Çorap daha bir mesafedir. Dur. Doğru. Doğru. Onu da anlatayım. Bak şimdi Esra'nın bacağına bak. Bakayım. Şimdi çorapsız bazi bacaklar gerçekten çok kötü görünüyor. Et duruyor. Evet. Nasıl duruyor? Et duruyor. Bak şimdi bak mesafeye bak. Mesafe. Filtreye bak, güzelliğe bak. Ha o mesafeden mi söz ediyorsun? Evet. Ha ya ben de sandım ki hani çorap giyince karşıdaki ben mesafeli davranıyorum. O mu acaba? Yok. Değil. Evet. Peki devam. Bitti mi? Bu kadar mı? Ama ben bu çorap kadınıyım, mükemmeldi hakikaten. Çorap kadınıyım ama. Çorap kadını olmak başka bir şey. Herkes de çorap giyemez. 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 Yani o eline falan dikkatli olacaksın giyerken. Gün içinde onu koruyacaksın. Kesinlikle. Bu bir mesai. Ha sevmeyen yani. De var. Tabii. Bir de rahatsız çorap... ediyor yani serbest dolaşamıyorsun. Rahatsız eden bir şey aslında. Onu giymek de zor yaz günü mesela. Ay o kadar sıkıldım ki programı. Ben buradan ayrılsam acaba kendi aralarında sürdürebilirler mi programı diye, Sanki öyle gibi diye düşünüyorum. Selen'le biz eski arkadaşız. Evet biliyorum çünkü hangi filmde? Abla kardeş oynadık değil mi? Evet abla kardeş oynadık. Ama bak sen kaç yaşına geldin o da. Evet ve... De, evet. Diyor, ben daha ne? Sen kaç yaşına geldin o daha ben genç. Ben yeni mezunum şu an. Ben kaç yaşına evet. geldin? Nesi var ayol Selen'in? Ben geçen hafta senin hakkında bir şey söyledim. Ne dedin? Seda'nın Google'da orta yaş fotoğrafını bulmak mümkün değil dedim. Yok mu? Temizlettiriyor musun onları acaba? Öyle bir şey var çünkü. Hakikaten çıkmıyor. Orta yaş fotoğrafı çıkmıyor. Gerçekten senden. Mi evet. ya? Hepimizin eğri büğrü yaşlanmış falan yok, fotoğraflarımız sende. Çıkıyor. Senin yok. Ama bir şey bir ekibin her falan. Her gördüğünde de seni çok iyi gördüm diyorsun. Diyorum evet bak, kesinlikle. Bütün kızlar döndüler. Kesinlikle. Hayır bir, şu anda çok samimi bir şey söyleyeceğim. Ben bu Instagram retouchları evet. Bizi büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Sonradan orijinali gördüğümüz zaman, gerçekten yakınlaştığımız zaman öyle bir hayal kırıklığı içinde değilim şu anda. Teşekkür ederim. Gerçekten siz öyle misiniz evet. bilmiyorum. Ya ben buraya geldiği için söylemiyorum. Bunu anlatacağım ayrıca da. Hakikaten öyle bir hayal kırıklığım yok. Hakikaten yok. Ha, Selen kaç sene geçti? Nasıl gördün beni? Gayet iyisin. Aynısın. Ben de aynıyım. Evet gayet iyisin. Maşallah. Değil güzel mi? Kadınsın ya. Teşekkür fıstık ederim. Gibisin. Selen'e teşekkür bak. Ederim. Kalkayım ya. Bir oyuncunun esas kendini şey yaptığı yani sen de mesela niye Richard yapıyorsun şu anda? Çünkü hem o hikayeyi bunu anlatmak istiyorsun evet. hem yani. Orası başka türlü seni bir şey yapıyor. Kesin. Burada yaptı. Öyle değil mi? Konuşuyorum burada ama. Yok canım. Şimdi başta size anlattığım vardı ya biraz alelade evet, konuyu. Evet. Şimdi ben bu Richard'ı üçe böldük oynuyoruz. Aha. Ondan sonra bir genç Richard'lar var. Şimdi genç Richard'da böyle sarılıyorum diyorum ki böyle bir alternatif bir Richard kişiliği var. O İngiliz olmayan bir tip. O da genç bir çocuk. Ona sarılıyor. Böyle göğsünü açıyor. Diyor ki ah güzel beden, tatlı beden. O çocuk tenine ne pis bir el dokunmuş ne ruhun hakarete uğramış. Toy bir çocuk ruhun diyor. Göğsünü görüyoruz orada. Dedim ki çocuk da tüylü tüylü erkeksin. Göğsünü alsın. Benim sevdiğim gibi. Öyle bir şey demeyecektim aslında. Neyse. Ondan sonra... Neyse. Ondan sonra bu... Dedim ki buraya dedim bir gençliğine şey yap. Gençliğine döndüğün için tüysüz olması lazım. Hayır tüysüz. O tüysüz filan. Sonra dedim ki ya bu çocuklara dedim ben hani bu tüylerini aldırtacağım filan. Gittim. Ondan sonra manikür pediküre gidiyorum ben. Güzel. Çünkü her ben erkek mesafe onu. İçin çok şey mesafe için. Manikür pediküre bakayım. Aferin tertim. Şeyde pediküre de gidiyorum. Ondan sonra dedim ki şey yapıyor musunuz dedim. Ağda yapıyor musunuz dedim. Buyurun dediler. Yapıyorlar tabii canım. Ondan sonra çat 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 çut çut falan filan çasos diye. Ondan sonra. Üzüldüm kadınlara değil mi?
Yazık çok değil üzüldüm. Mi? Ay neler çok görüyoruz üzüldüm. Ya. Böyle bir tüysüz bir çocuk oldum. Şimdi uyandığım zaman böyle bakıyorum. Ah 11 yaşındayım. 11 yaşındayım. İyi gelmiştir sana. Ama bu nasıl oluyor? O ilk diyor ki, o dedi ağdayı yapan dedi ki böyle şey ilk defa olduğu için oluyor dedi. Tabii. İkincisi alışıyor dedi o kadar şey olmuş. Deri kalın. Neden çilettiydin? Niye ağda yaptırdın sen gidip göğsüne? Ben de onu anlamadım. Birisine yaptırmam lazım. Ben onu nasıl keseyim şöyle? Ya, aynanın karşısında. Jilet. Jilet desin. Sanki öyle bir şey yapıyormuşsunuz gibi. Niye konuşuyorsunuz? Biz, ben lazerliyim. bacaklara yapılıyor. Jilet mi lazer? Hangisi? Lazer. Hepsi. Kadınlar herhalde göğüslerine jilet almıyorlar değil mi? O başka ben şu mi? Jilet o. Cırt cırt başka bir jilet. Hayır. Bacaklar herhalde şey yapılıyor. Ben ama jiletle lazer çok sert çıkar diye sakal gibi olmasın orası. Cennette miyim? Çok güzel. Türkiye'nin en ünlü kadınları toplanmış ve bana nasıl adamı jilet bir şey koyuyor. Rüya görmüyorum değil mi? He? Öyle bir şey oluyor değil mi şu anda? Ama kadınlar çok çok zor değil mi kadınlar? Zor tabii. Çok zor. Ha? Kadın olmak. Çok zor. Tüm acılara kadınlar katlanıyor. Bir program yapmıştım. Rütük'ten ceza aldım o program yüzünden. Ne dedin? Kadınları bu? Övüyordum. O sırada kız arkadaşım bağırsak düğümlenmesi olmuştu. Ve çok tehlikeli, çok üzülmüştüm. Ve doktordan öğrendiğim şeyi anlatıyordum. Şimdi doktorlar diyorlar ki işte mutlaka tuvalette vakit geçirin. Yani bu kadınlar çünkü vakit geçirmiyorlar. Erkekler çok rahatlar evde, çok konforlar. Tabii gazeteler, alıyor gazeteyi, kitaplar, telefonu, giriyor tuvalete, tuvalet kaput, kimse giremiyor. Kadın yapmaz ama. Kapı kapalı. Evet. Kadınlar diyor, kadınların mutlaka tuvalet problemleri var. Çünkü evet, hiçbir zaman tuvalete ayıracak vakitleri yok. Belki de tuvalete girdiği zaman orada oğlanın attığı, kızın attığı tişörtü görüyor, şey yapıyor, onu çamaşır makinesine koyuyor, onu kurutucuya koyuyor, onu bir şey yapıyor. Böyle klozetin o üzerinde adamlar gibi rahat rahat oturup böyle hem gazete sayfalarını karışarak ne olmuş bakalım duydum falan diye. Ama böyle bir şey yok. Galiba. İlk defa duydum. Evet. Çünkü bu da buradaki düzensizlik ya şey mesela erkekler ben uzun yıllardır erkeğim o yüzden anlatıyorum. Mesela yurt dışına tatile gittiğimde eşimle ya da kız arkadaşımla bütün kadınlarda şunu görürüm. Oraya gideriz döneriz hala kakasını yapmamış. Mesela bir hafta kalmışız ama hep geçmiş. Bir hafta kalmışız hiç kakasını yapmamış. İstanbul'a geliyoruz kakasını yapmış. Şimdi bunu ben diyorum ki bu nasıl olabilir böyle bir şey? Bu nasıl olur? Başka yerde yapamam. Yapar. Erkekler gittikleri zaman ben de öyleyim. Bir sürü adama da soruyorum. Onlar da öyle. Hemen gittiğim zaman böyle odada falan tuvalet nerede? Klozet hangisi bu mu? Mesela ben çok kısa boyluyum. Klozetleri mesela ülkemizde böyle buraya takıyor. Ona hoplayıp zıplayıp oturman gerekiyor falan. Yani klozet nasıl bilmem ne falan. İlk önce onu düşünüyorum ben. Ve mutlaka o gün bu iş bitmeli. Yani kadınlarda öyle bir şey yok. Ama ve bunun nedeni çolukla çocukla uğraşmak, adamı kaldır, kahvaltı hazırla, çamaşırı yıka, onu yap, bunu yap, bunu getir falan filan. Yani böyle tuvalet onun için bir iş mekanı birçok kadın için. Evet. Alışkanlık bir de. Bir de kadın, böyle bir şey yok. Onun için o düzensizlik yüzünden istemiyor işte böyle şeyler oluyor insanın başına. Hani tuvalette tuvalet yaparken şimdi ilk siz diyelim sevgilinizle yurt dışına gittiniz. Evet. Kadın tuvalete gittiğiniz zaman içeride tuvalette çıkan sesleri erkek duysun istemeyebilir. Bir de bu var. Ben onu takmıyorum. Bir de bu var. Yani ben kapıyı da kaparım. Ben istemem mesela. Evet kadınlar diyor ben bir prensesim ya, diyor mesela. Yok, ben bir prensesim da böyle bir şey olamaz diyor. Evet, yani bizim oyunda tam bu prensesler bilmem neler konuşuluyor. Yani, tam da ben yine reklama gireyim. Konuşuluyor mu bu konu? Bizim Deniz sahnemiz var. Prenses olmak, kraliçe olmak. Sizin demin anlattığınız kraliçe. Kraliçe eline almasıyla ilgili bir şeyler anlatıyor bana mesela Pervin karakteri olarak evet. Selen. Ben de prenses bile olamadım. Olmadı benim üstüme ve oturmadı. Bu konu yani tam da bizim konu. Ayrıca ben onu unuttum. Pervin kim biliyor musunuz? Bu karakter benim yeni yazdığım. Evet, söyle mi? Şu an hayır. Seda Sayan. Söylemiyorum canım. Ev sahibi. Herkeslerin ev sahibi. Kira sorunu var bizim oyunda. Evet ve ben bunu yeni ekledim. Bir önceki versiyonda yok. Söyleme. Bir karakter var da. Karakter. Evet, sonra evet. Yani gerçek bir kişi. Peki ama bu doğru mu mesela? Sen de söyle bu kadar
evine hakim, kendi işini yapan, yemek yapan. Mesela banyoya girdiğinde şey mi oluyor yani? Orada olmuş, burada olmuş. Ya insan hakikaten yani amacın dışına çıkmıyor musun yani? Çamaşır ya makinesi ilgili. Şudur, budur, bilmem nedir. Orada ruj sür, aman kafamız saçını bilmem ne yap. Şampuanla oradan mesela tüy çıkmış, çıt onu al. Şeyde o mesela oje tamiri var. Ben onu hiç anlamıyorum. Oje tamiri yapılır evet. Yani oje de, mesela şöyle bir şey oluyor. Bir anda bir çığlık oluyor. Aa filan. Ne oldu lan falan hani deprem mi oluyor? Öyle bir şey oluyor ve orada mesela ojenin kenarı bıdı olmuş. O hemen oraya mesela banyoya girildiğinde o da yapılacak. Saça da şekil verilecek. Ruj sürülecek ama arada saç yıkanacak. Arada kaka yapılacak. Öbürleri çamaşır makinesine sokulacak. Böyle bir hayat değil mi bu? Tabii aynaya bakıyorsun. Ya. Kaşın çıktı onu görüyorsun. Onu alıyorsun bilmem ne. Öyle. Ama kadının saçını düşünmek ve konuşmak için tuvalette oturup beklemeye ihtiyacı yok. Ama adamın var. Adam orada kendi dünyasına kapanıyor. Belki biraz oradan sosyal medyasına bakıyor ve erkeklerin çoğu mesela sigarasını alır, işte tütün şey yapar, telefonuna bakar, orada düşünür. Sigara dedi, sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı. Evet. Lütfen. Güzel. Bak Seda'nın bir programında bravo. Gördüm çok iyi. Özür dile. Özür dile. Türk halkından özür dile. Bir kere yaptı bunu. Ama adam ağır bir şey söylemişti, bir kalktı böyle üzerine canavar. Özür dile. Seni halk adına ölüme mahkum ediyorum. Ama çok doğru hemen tütün maddesi. Ben şey diyorum o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gençleri ve çocukları sigaranın zararlarından koruma yasası uyarınca sigara sağlığa zararlıdır diye devam ediyoruz. Evet çok güzel. Yani orada düşünüyor erkek yani o tuvalette uzun kalma meselesi biraz o. Erkek de orada düşünüyor. Benim biz çok sürekli aklıma, düşündüğümüz biz için. Sürekli kadın çok sıklıkla evet düşünüyor. Bir de erkek bunu anlamıyor. Sürekli ve manyak gibi düşünüyorsunuz. Her şeyi aynı her anda şey, düşünüyor. Aynen. İşte ona karışık deniyor ama o karışık değil. Onun içinde bir düzeni var. Erkekler ki bu böyle var. Yapabildiği zaman stand-upçı oluyor biliyorsunuz. Yani düşünceler arasında sörf yapabilen. Doğrudur. O düşünceden o düşünceye ve çağrışımlarla atlayan yani kadın gibi düşünen adamlar stand-up, komedi, oyunculuk, tek kişilik gösteriler bunları yapabiliyorlar. Ve de ne kötü ki ancak son 10 senedir bütün dünyada kadın stand-upçılar gelmeye evet. başladı. Halbuki kadınların en iyi yapabilecekleri iş. Evet. Kıymetinizi bilin. Evet. Bir de tam söyledin diye aklıma geldi. Geçen gün Deniz'le konuştuk. Bu oyunda benim hani bir ikinci versiyonu yapılıyor bilmem ne. Kadın komedisi Türkiye'de biraz az var gibi geliyor bana. Şimdi anlatanlar daha erkek ya. Yani Sevgili Gürsel Birsel yapıyor bilmem ne yapıyor. Var tabii ki yok demiyorum. Ama daha kadın karakterlerin güldürdüğü nasıl kadın stand-up'ı hani saysak birkaç tane çıkar. Daha gençler şey yapıyor. Bu tür kadın karakterli komediler illa kadınların sorunları komedileri demiyorum. Bunlar artsın diye bir fantazim var. Nitekim böyle işler üretmek istiyorum. Şimdi önce arkadaşlarımla bunu beraber deniyoruz. Bu peki bir şey söyleyeceğim. Sen peki güzel. Bu kadınları savunan programlar yapıyorsun. Estağfurullah ukalalık etmiyorum. Yani sadece çok fikrini söylüyorum. Hep kadınları savunuyor. Hep kadın. Mesela böyle bir şeyi bu kızlar sana gelseler böyle anlatsalar programda filan. Evet. Ha diyeceksin ki. Güzel. Değil mi? Tabii. Ha? Çok güzel. Yani müthiş. Güzel. Çünkü senin programın ben bir kere sabaha karşı tekrarını veriyor. Evet. Kıbrıs'ta bir işe gittim. Hı. Şeyde gece odaya gelince seyrettim. Aklım şaştı. Aklım şaştı. Yani sen bir kere çevrende kavgalar çıkıyor. Orada evleniyor. Öbürü bilmem ne yapıyor falan filan. Ve sen orada böyle bir şey gibi hani kraliçe gibi. Ne güzel maşallah. 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 Evet. Maşallah. Ya çok dikkatli anlatıyorum ondan korkumdan. Böyle duruyor. Olay neyse mesela orada kayınvalideyle gelin kavga ediyor filan Seda duruyor ve orkestra kayınvalide gelin kavgasına uyan bir şarkı hemen söylüyor. Evet, orada o çocuk da düğmesine bakınca hemen o şarkıyı kocam söylüyor. Kocam benim o. Evet o zaman çocuktu. Ve ekran başında. Hayır bir dakika peki ama o zaman daha evli değildim ben bunu seyrettiğimde. Evet başta evli değildik. Evet ben onunla mı evlendim? O müthiş yetenekli bir adam. Tabii. Müthiş yetenekli tabii. bir adam. Tamam onunla evlendi. 11 yıl en büyük. Ben farkını ben o adama bayıldım. Ben bayıldım. Konu neyse. Bayıldım.
Hayır diyor ki böyle diyor ki seni diyor bilmem ne diyor gelin kaynana falan. Boş ver, boş ver bilmem ne diye bir şarkı söylüyor. Öldürürüm seni diyor. Falan filan. Kaç şarkılık bir repertuarı var onun? O öğretmen yani, zaten. Yani hay ne olursa ona göre hoca, şarkı söylüyor. Hoca o. Zaten 11 yıl MB'nin MB orkestrasının solistliğini yaptı. Ha, ve şey, çok başarılı. Aynı zamanda müzik öğretmeni. Öğretmen. Peki sen nasıl oldu oradan öyle o şarkılara giriyor falan, öyle bir bakışmalardan bir şey falan mı başladı? Yoktu. Aynen senin gibi hayran oldum, dedim ki aa gözümün önünde duruyormuş dedim. Evleneceğim adam. Ay çok acayip. Ben o olduğunun farkında değilim. Ben o saatte zaten hiç seyredemiyorum. Ama böyle bir acayip bir program yapıyorsun ve adama bayıldım yani, konu neyse o konuda çatır çatır. Başta öyle değildi. Samimi söylüyorum bu arada. Yok, yani lafı falan döndürmedim yani. Kocan ama olduğunu doğruyu öğrendim. Lafı döndürmedim samimi yani. Samimi olmasa bile doğruyu söylüyorsun. Hayır, baktım dedim ki bu çok acayip. Evet. Sen pek umursamıyorsun o sırada. Etrafında bayağı olay oluyor. Umursamıyor değilim. Herkesi dinlemek zorundayım. Evet. Aynı şeyi Esra da yaptığı için bilir. Umursamamak değil o. Biliyorsun ki artık biz konuklarımızdan da sorumlu tutuluyoruz Rütük tarafından. Ana. Evet. Onları dinleyip düzeltmem lazım. Ya. Mesela onu demek istemedi. Bunu demek istemedi. Sunucu sorumlu oluyor onların dediklerinden. Ama sende delay var değil mi? Ne? Yani geciktirme var. Var tabii. O geciktirme var. Çok bizde yok. Neden? Çünkü ben istedim, dedim ki biz bu canlı aslında yayına olmalı. Olmalı. Canlı yayına canlı geçiyoruz dedi. Çünkü. Bizimkiler dedi ki hayır koymayacağız. Böyle daha heyecanlı. İyi de ben tehlikeliyim canım. Çünkü şöyle bir şey var biliyorsunuz. Mesela siz bir şey söylediniz. Onu çok düzeltme. İyi yapar o ve düzelt. Özür dile. Böyle birazdan da orada yani evet. Anladın mı? Yani doğru öyle, yapıyorum. Özür dilemek istemedim. Eğer düzeltmezse önce sunucu dolayısıyla televizyon kanalı yükümlülük altına giriyor. Tabii. Eğer derse ki sen şu anda işte milli duygularla ilgili, işte devletle ilgili, efendim ondan sonra işte genel ahlakla ilgili problem olacak. Aile, için, aile bir şeyle ilgili problem olacak bir şey söyledin. Bunu düzelt dersen o zaman o sorumluluğu üzerinden atmış oluyor. Yani yapmak. Evet. Ama peki ama dinliyorsun arada dans da ediyorsun. Ay diyorum. Çocuğu sevdiğin için mi o zamanlar o kadar dans ediyorsun? Onu çok seviyorum. Dans etsem de etmesem de. Evet. O başka bir şey. Canım benim bak ne kadar dikkatli oradan o seyrediyor diye filan. Evet. Peki. Çok eğleniyormuş şu anda ekranda. Eğleniyor mu? Harika gidiyor program. Ay canım efendim sayenizde. Evet. Hepinizin sayesinde.